set arasında böyle eğlenceli bir ekip varken bir anı geliyor mu aklınıza? Yaşadığınız bir şey ya da... Muzura girişlerimiz. Çok var yani bu kadar... Muzur o kadar soğuk ki. Ve yani... hava o kadar sıcaktı ki Temmuz'daki o garip sıcakları hatırlarsınız. Evet. Yani nefes acayip yani. Böyle şey yapıyor insanı, nasıl diyeyim, sersemletiyor diyebilirim. Hani öyle sıcaklardan tam tersi buz gibi bir suyun içerisine ama öyle tam da giremiyorsun. Yani böyle atlayanlar oldu, isim oldu. Vermeyelim. Birkaç saniye ya da 5 dakika falan hafıza kaybı. Tabii hafıza kaybı oluyor. Çok soğuk çünkü. Arkadaşlarımız oldu. Çok soğuk yani. Hadi atlamaman lazım. Uyarmadık mı? Uyardık ama. Ya, ben ya aslanım. Ben ne soğuk sulara girdim diye insanlar öyle efeleniyorlar. Şimdi ondan hatırlamıyor. Bir de şeyimiz çok tatlıydı. Ben kimim, neredeyim? Niye buradayım filan? Şeyimiz çok tatlıydı. Boş zamanlarımızda şeye gidiyorduk. Okey oynamaya gidiyorduk, evet. Ama okeyi nerede oynuyorduk? Suyun içinde. Suyun içinde ayaklarımız oynuyorduk. Suyun içinde. O su değil ortaya. Ama. O su. O suyun daha ufak bir yani şeyi. Yani biraz havuz olmuş. Havuz dolayısıyla olmuş dolayısıyla güneşten dolayı biraz ısınıyor orası, evet. Yani. Ama orada yine bir duruyor. Ufak ısınma bir değil ısırıyor, yani donduruyor orada. Seni yani. Uzun bütün okeyi orada oynuyor. Tabii bütün okeyi oynuyoruz. O yürüyemiyorduk sonra. Evet. Tabii. Yürüyemeseniz iyi. Okey, seansları yürüyemiyorduk ya. Yani okey seansı. Saatlerce oynuyorduk. Kalkamıyorsun, ayaklar gitti. Yani yürüyecek ayak yok. Saatlerce oynuyorduk. Bir gün ormanda kaldık. Bir çekimde bir aksilik oldu. Bir anı var mı dememi beklemişsin. Mekanla düz gitmemiş yani hikaye. Mekanla ilgili bir sorun oldu. Ormanda biz kaldık. Sonra hanımlar var benim yanımda da her zamanki gibi. Evet. Hanımları ben kendimi feda ettim. Dedim ki hanımlar hadi gitsin. Ben beklerim biraz daha dedim. Centilmenlik yaptı orada. Centilmenlik yaptım. Onları gönderdim. Onları gönderdikten sonra ormanda... Kendi arabasıyla bu arada falan. Tek başıma kaldım ormanda. Sonra unutulmuş oldu. Bir teşhis var biraz ileride. Biliyorum onu. Onu biliyorum ama ben 50 metre olarak düşünüyordum. Tabii. Fakat o... Bir de hangi yöne 50 metre? Bu tarafa onu biliyorum ama yani bir 50 metre falan düşünüyorum. Bir 50 metre yürüdüm ben. Hiçbir şey yok. Ondan sonra solda bir tarafta bir aile piknik yapıyordu. Dedim ki aileye, burada dedim bir tesis var dedim. Nerede dedim o? Dedi biraz ileride. Ne kadar dedim? 500 metre kadar var. Bana 50 metre 500 metreymiş aslında. Sonra bir baktım önüme. Bir ormanlık bir alan. Ormanın içindeyiz. Dedim ki gideyim mi? Dedim. Gitme dedi. Kim o? Neden dedim? Niye? Orada bir aile. Yani. Orada bir aile. Kendi sağduyuna soruyorsunuz zannediyorum. O da gitme derdi. Gitme dedi. Niçin dedim gitmeyeyim peki? Ayı var dedi. Ha dedim. O zaman dedim siz burada duruyorsunuz ya yanınızda durabilir miyim dedim acaba. Ne demek kardeşim gel dedi filan. Orada durdum, ondan sonra bir otostop çektim, bir araba geçiyordu. Doktorlar sağ olsunlar o tesise kadar beni bıraktılar. Dönüşünde ayıyı gördüm. Evet, arabaya bindim, biraz ileri gittim ve çöpü karıştırıyordu bir ayı ve gözlerime inanamadım. Kaderin yani, evet, o yani. Böyle de bir anım. Daha yakından oldu. Tanışıyor olabilirdin. Evet.